merhabalar. Uzun bir aradan sonra tekrar sizlerleyiz. Neredeyiz? Tarihiyle, doğasıyla, havasıyla bilinen Balıkesir'in 3. büyük ilçesi Edremit'teyiz. Evet, neredeyiz dedik? Balıkesir Edremit'teyiz dedik. Aslında burası birçok farklı turizmin bir araya geldiği ender yerlerden bir tanesi. Bu kadar zenginlik varken acaba Edremit turizmde yeterli payı alabiliyor mu? Evet, ilçe merkezinde gezerken bir fuara denk geldik. Bu fuarın ne olduğunu arkadaşımızdan bir öğrenelim. Merhabalar. Merhabalar. Bu fuar ne ile ilgili? Biz sağlık meslek lisesi olarak geleneksel olarak yapıyoruz. Birçok standlar var içinde. Bizimki organ bağışı, 112 var, keten var. Tansiyon ölçüyorlar yan tarafta. Yan tarafımızda Kızılay var. Sağlıkla ilgili içinde birçok konu olan bir fuar. Evet. Ne bir katkıları oluyor bu fuarın size veya vatandaşlarımıza? İnsanları bilgilendirmek amacıyla. İnsanlar buraya geliyor, tansiyonlarını ölçtürüyor. Yan tarafa geçiyorlar. Orada kalp masajı yapılıyor çocuklara, bebeklere ve yetişkinlere. Kızılay'la ilgili kan bağışları ne zaman yapılıyor, nasıl yapılıyor, onunla ilgili bilgi alıyorlar. Ketemle ilgili, kanserle ilgili bilgi alıyorlar. Diyabet var yan tarafta. Yine diyabetle ilgili, şeker hastalığıyla ilgili bilgi alıyorlar. Bizimki de organ bağışı. Peki faydası oldu mu size bu organ bağışı standının bugün? Kesinlikle faydası oldu. Biz burada insanları organ bağışı ile ilgili hem bilgilendiriyoruz, eğer isterlerse organlarını bağışlamaları için onlara yardımcı oluyoruz. Biz bunu yaklaşık 3 saat içinde topladık 23 tane rakamı. Tabii ki de biz insanlara bir umut oluyoruz ve bu bizim için gerçekten çok önemli bir şey. Çok güzel bir sosyal sorumluluk projesi de aynı zamanda. Aslında hastanelerin bir ayda toparlayamadığını siz 1-3 saat içinde toparladınız. Evet, öyle. Tabii hastanelerde aslında giden oluyor, gitmeyen oluyor, bilgisi olan oluyor, olmayan oluyor ama burada herkesin gözü önünde gayet güzel oluyor. Biz bunu geçen sene de yaptık, ondan önceki sene de yaptık. Her sene yapıyorsunuz. Kesinlikle, geleneksel bir fuar olduğu için o fuarda bizimkiler de oluyor. Gözümde kervan.
Çay merkezde günübirlik tekne turu yapan teknenizin kaptanıyla birlikteyiz. Evet, kaptanım, sizi kısaca tanıyabilir miyiz? Ben bu teknenin kaptanı Şener Sanarca. 20 sene denizlerde dolaşmış, deniz yollarından emekli olmuş bir şahıs. Peki nasıl bir his? Valla bu anlatılmaz, yaşanır. Değil mi? Evet. Ancak yaşayacaksınız. Yaşayacaksınız. Ancak buraya geleceksiniz ve siz yaşayacaksınız. O hissi biraz da olsa yaşayacaksınız. Sabah 11 itibariyle çıktığımız bu tekne turuna, günübirlik tekne turumuzun güzergahını kısacası bir anlatabilir misiniz? Nerede? Şimdi hava şartlarına göre evet. Konumlanıyoruz. Evvela Artur'a gidiyoruz. Orada bir deniz molası veriyoruz bir saat. Oradan adalara geçiyoruz artık. Kız Adası olur, Tavşan Adası olur, efendim Balık Adası olur. Birer saat adalarda deniz molası verip dönüyoruz. Konuklarımızın aynı zamanda denize girme fırsatı. Tabii birer saat denize giriyorlar. Evet, aynı zamanda yemek. Üç deniz molası veriyoruz. Evet. Arthur'dan kalktığımızda da yemek veriyoruz. Yemek molası veriyoruz. Evet. Peki ekran başındaki izleyicilerimiz için ne aktarmak istersiniz, ne söylemek istersiniz? Vallahi bekleriz, teknemize bekleriz, gelsinler, görsünler, evet. Güzel günler geçirsinler, animasyonlarımız var, efendim oyunlarımız var, oynarlar, dans ederler, gayet güzel bir şekilde eğlenirler. Bir de ikinci teknemiz var. O da buradan saat 10.30'da kalkıyor. İki deniz molası verip Cunda Adası'na gidiyor. Cunda Adası'nda bir saat, 1.5 saate yakın bir zaman geçirip tekrar Akça'ya dönüyorlar. Aynı eğlence, aynı fasıl o gemimizde de var. Evet. Çok teşekkür ediyorum kaptanımıza. İyi eğlenceler diliyorum. Hemen beyaz küçük evler var arkadaşlar. Başlangıç itibariyle birinci ve ikinci beyaz küçük evlerin hemen en üst kısmında. Alkışlarız. Ver abi bize müziği. Sendeyiz Cemal abi. Sendeyiz abi. Evet abi, harikasın. Oturanlar kaldır elini şöyle bir havaya. Hep beraber bir tempo. Ne kadar tempo, o kadar eğlence. Eğlence. Bravo Cemal abi, harikasın. Dağlarından sonra oksijeni bol, ikinci sırada bulunan Kaz Dağları'nda yaz-kış eksik olmayan suyunun bu dereler aracılığıyla denizle buluşmasını sağlayan birçok akarsu yatakları bize bambaşka güzellikler yaşatıyor. Thank you.
an bulunduğumuz yer Adatepe köyünde bulunan Zeus Altarı. Buraya çıktığınız zaman sırasıyla Ayvalık, Gömeç, Burhaniye, Edremit, Akçay, Güre, Altınoluk, Küçükkuyu ve Midilli Adası'na ait bu eşsiz körfez manzarasını görebilirsiniz. Kaz Dağları ve Edremit Körfezi manzarasına hakim konumda bulunan Adatepe köyünde Türkler Selçuklu döneminden itibaren yaşamışlar. 19. yüzyılda Midilli Adası'ndan da pek çok Rum gelmiş. Rumlar ve Türkler birlikte yaşamışlar bu topraklarda. Bu yüzden evler Türk ve Rum kültürü ile inşa edilmiş. Kurtuluş Savaşı'ndan sonra Rumlar mübadele ile Yunanistan'a gitmiş. Boşalan yerlere de Midilli'den ve Girit'ten gelen Türkler yerleşmişler. Stratejik ortağı değil. Bugün biliyorsunuz Almanya Türkiye ile ilgili doğru mesajlar verdi. Türkiye'nin tabii dış politikasını yeniden şekillendirirken hem bölge ülkeleriyle iyi ilişkiler kurması, hem Avrasya ülkeleriyle hem de Avrupa Birliği ülkeleriyle iyi ilişkiler kurması. Çünkü biraz önce sözlerime başlarken şunu söyledim. Amerika Birleşik Devletleri kendi ekonomik buhranını dışındaki ülkelere fatura etmeye çalışıyor. Yeşilçam'ın duayen oyuncularındansınız. Şimdi kitap fuarında da yazmış olduğunuz kitapları imzalıyorsunuz. Hiç yüksünmeden herkese tek tek birebir. Hayır, evet öyleyim çünkü
ben hareket halinde bir adamım. Aydınım değilim demiyorum. Ya yani böyle bir iddiada bulunmuyorum. Ama ben şunu söylüyorum. Hareket eden bir dangalak oturan milyon aydından daha iyidir. İlyas Salmanca sözlerden girdik bakalım. Bunun sonu nereye kadar gidecek? Aşk bir sudur, içi kudur. Aşkı çekene derdi bilene sor. Aşk çekenin yol gidenin. Kabahat sende değil, seni sevende. Naber? Ama çok kalbi çok temiz bir insan. Aslında söylemiş olduğu cümlelerden çok şeyler yakalayabilirsiniz. Mesela nedir? Taca çıkmış futbol topu gibi hayatı seyrediyoruz. Halbuki sahanın içerisine gidip tekmelenmek lazım. Doğru diyorsun. Hocam kitap buharında ilgi ve talepler... İlgi ve talepler iyi. Bütün okuyanlara ve yazarlara uzun ve onurlu bir ömür diliyorum. Ama ben mesela Edremit Kitap Buharı'nın bu ikinci yılı. Onun için büyük ozanımızın söylediği şu şiiri okumadan geçemeyeceğim. Evirip çevirmeyi, göze girmeyi filan falan bırakıp okuman lazım evladım. Diyor mu? İlla da oku. Bu Allah'ın da emri. İnsanların da zaten ulaşmak istediği son. Zaten okumak denen şeyin Karabet Usta'nın odununa benzemez suratı. O ne şapırtılarla çiğnenen bir sakız, ne de vatan yavru Silistre'de Abdullah Çavuş'un tiradıdır. O şaha kalkmış bir kavga atı, kalın kabzalı bir savaş kılıcıdır. O atı atlayacak yürek, o kabzaya bilek gerek. Şimdi usta oyuncumuzdan, duayen Yeşilçam'ın oyuncularından, abimizden kısa bir şeyler dinlediniz ya, bunlar sizlere yetmesi lazım. Aksi takdirde sabaha kadar var ya, değişik değişik cümlelerle alır götürür sizleri bir taraflara, bilemezsiniz vallahi. Şimdi sizlere kolay gelsin. Sağ olun efendim, çok teşekkür ediyorum, size de kolay gelsin. Efendim başka bir standdayız, başka bir usta yazarın yanındayız, standındayız. Ergün Poyraz abimiz de. Şimdi ekrandaki izleyicilerimize siz de kısa bir şeyler söylemek ister misiniz? Valla işte geldik ikinci fuar, geçen sene de gelmiştik. Güzel bir organizasyon var, katılım çok çok güzel. İnşallah böyle gider. Peki umduğunuzu bulabiliyor musun? Burası çok çok güzel. Yani umduğumuzdan fazlası var. Kitaplarımızdan biraz bahset. Ya benim 36 tane kitabım var. Burada Musa'nın Gülü var, Tapınyalı Führer var, Fethullah'ın Gerçek Yüzü var, Masonlar var. Yok yani işiniz araştırma olursa nereden bulacağınızı da bilirseniz zor değil. Sıkıntı da yaratıyor ama. Sıkıntı olacak tabii. Sıkıntısı. Evet. Şimdi Edremit'te Körfez'deyiz. Burayla ilgili neler söylemek istersiniz? Valla çok güzel bir yer. Benim ikinci sene bu. Zaten fuarın da ikinci senesi. Harika bir yer. Gündüz tatil yapıyoruz. Akşam kitap imzalıyoruz. Böyle geçiyor. Sanırım pazar günü akşamına kadar buradasınız. Tabii. O güne kadar imzaya devam. Biz selamlıyor. Biz onu selamlayalım. Artık siz de biliyorsunuz. Ne zaman selamladığınız onları. O manevrayı gördüğü zaman demek ki onu siz selamlıyor demektir. Oğlum sana ne varacağım? Geçti. Yollarımız aynı zamanda ayrıca Havacılık Okulu'nun eğitim, üniversiteler çok yetenekli bir bölümü. Şu anda geçiş yapıyorlar. Uçağın en yavaş uçabilecek hızıyla yaklaşık 100 km ile önümüzden geçiyorlar. Öndeki uçakta Süreyya Akkan'la Grünal var. Hemen arkasında Grünal Aslan ve Yüksel Ay var. Uçak... Hemen arkasında bir başta Türk Hava Kuvvetleri emeklisi Akın Grünal var. Ve bir yandan da tono yapıyor. Yarım tono yaptı tabii. Tam tonoluk bir an bize doğru geliyor. Tamer Gökçek. Kendisi Aslan Tokat'la ona bir... El sallayalım arkadaşlar Tamer Gökçe'ye. Şu an tam karşımızda Tamer Gökçe'yi görüyoruz. Altı kuş yaptı. Şu anda bir ilaç atıyor. İlaç değil de su atıyor. Evet şu anda yani uçağın hızlı uçması tamam. Güçlü.
Sirius, dünya şampiyonu, Türkiye paramotor şampiyonu huzurlarınızda Kerem Dinçer. 18 yaşında dünya şampiyonluğu var. Bravo Kerem! Bravo Kerem! Nefes kesiyor. Nefes kesiyor. Kerem Dinçer sadece Türkiye değil. Sadece Türkiye değil, dünya şampiyonluğu var ve bunu da bize burada kanıtlıyor. Biraz daha müzik, biraz daha müzik. Kerem, sahne senin. Come on.